Hepinize merhabalar arkadaşlar. Su Güzellik Siteleri kanalıma hoş geldiniz. Bugün size için şahane bir tarif hazırlıyoruz. Bayrama bu kadar az bir zaman kalmışken pek çok arkadaşım Instagram üzerinden hızlı, kolay, pratik, çok çabuk sonuç alabilecekleri tarif istemişler. İşte bugün sizlerle birlikte yumurta diyetine başlayacağız. Ama alışılmış yumurta diyetlerinden çok daha farklı, çok daha etkili. Sadece 3 günde bile şahane sonuçlar alabileceğiniz bu tarifin hemen yapılışına geçmek istiyorum. Öncelikle yumurta diyeti olduğu için tabii ki de şöyle adı üstünde bir adet yumurtadan yararlanacağız. Orta büyüklükte bir yumurta bu tarifimiz için yeterli olacaktır. Biliyorsunuz ki yumurta diyetinin en güzel özelliği iştahınızı kapatması ve de tabii ki de vücudunuzdaki kas kütlesini arttırdığı için metabolizmanızı hızlandırmasıdır. Siz de çok hızlı bir şekilde kilo vermek istiyorsanız, birkaç günde dahi olsa değişimi kendinizde göstermek istiyorsanız bu diyeti mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyen herkes çok güzel sonuçlar aldı. Şimdi güzel sonuçlar alma sırası sizde. Şöyle hemen yumurtamızı arkadaşlar haşlayacağımız kabın içerisine alıyoruz ve üzerine su ilave ediyoruz. Bunu şimdi ocağa götüreceğim. Yumurtanın güzel bir şekilde pişmesini istiyorum ben. Burada yumurtanın oranı çok önemli. İyi pişmiş bir yumurtadan yararlanmamız gerekecek çünkü. Ve bu diyetin püf noktalarından İki tanesi geldi arkadaşlar. Bu diyette olmazsa olmaz metabolizmanızın hızını arttıracak. Vücutta ne kadar iltihap, ne kadar ödem varsa bunun atımını sağlayacak. Yağ metabolizmasının aktif bir şekilde çalışmasını sağlarken yağların yıkılmasını kolaylaştıracak. Kas kütlenizin artmasına yardımcı olacak. İki içerik görmüş olduğunuz gibi zencefil ve zerdeçal. Bu ikili ve yumurta ile birlikte arkadaşlar muhteşem sonuçlar elde edebilirsiniz. Herkes yumurta diyetini yapıyor deniyor. Tabii ki de etkili şekilde sonuçlar alıyor ama yumurta diyetinin en etkili, en zirve, en top tarifi kesinlikle bu. Bunun arkadaşlar gelişimine bakıldığında ta Ayurvedi'ye yani Hint tıbbına kadar varan çok önemli bir gelişim aşaması var. Bu şekilde bu diyeti uyguladığınızda emin olun normal diyetlerde aldığınız sonuçlardan çok çok fazlasını alacaksınız. Bu diyetin püf noktası taze zerdeçal ve zencefil kullanmak dedik. Zerdeçalını görüyorsunuz kendine has turuncu metabolizmanızı harekete geçirecek şahane bir rengi var. Aromasını da ben çok seviyorum ve bu tarife çok yakışıyor. Şöyle hemen arkadaşlar 2 santim uzunluğunda olan zerdeçalı ben kestim ve kabuklarını soymakla işe başlıyorum. Bu tarif çok etkili bir şekilde vücutta yağların yakımını hızlandırıyor. Kas kütlenizin artmasını kolaylaştırıyor. Eğer ki sizler de baklavaların bu bayram konuşulsun istiyorsanız bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Çünkü çok kısa sürede gerçekten yağların bu kadar ortadan kalkmasını sağlayıp kas kütlesini artıracak zor tariflerden bir tanesi arkadaşlar. Ve bu tarifi uyguladıktan sonra inanamayacaksınız. Çok kısa bir zamanda aynada da tartıda da çok gözle görülebilir bir değişiklik oluşuyor. Özellikle vermiş olduğunuz kilodan sanki çok daha fazlasını vermiş gibi gözükeceksiniz. Çünkü biliyorsunuz ki ya arkadaşlar vücudumuzda daha yoğun kütleli değil birazcık daha hafif kütleli daha çok yer kaplayan bir vücudumuzun parçası ama kaslarımız daha sıkı daha az yer kaplayan daha dolu dolu bir parçası işte bu yüzden yağları eritip kas kütlesini çok güzel bir şekilde güçlendirdiği için bu tarif çok daha fazla kilo vermiş gibi gözükmenize yardımcı olacak. Zerdeçal ve zencefil bu ikiliyi mutlaka bu tarifte deneyin. Eğer ki önceliğiniz tabii ki de tazelerini kullanmak olsun ama tazesini bulamazsanız tozlarından da yararlanabilirsiniz. Toz zerdeçal ve zencefil içinde oran zerdeçal çeyrek çay kaşığı kadar zencefil ise yarım çay kaşığı kadar olacak şekilde hazırlarsanız emin olun çok güzel sonuçlar elde edersiniz. Şimdi ben bu tarifte tokluk hissinin çok daha fazla olmasını istiyorum. Gerçekten çok önemli. Özellikle de yeni diyete başlayanlar, o diyet dönemine adapte olamayanlar için birazcık iştahınızı kapatacak, doyurucu etkisini uzun süre hissedebileceğiniz besinleri kullanmak çok daha önem kazanıyor. O yüzden ben buraya arkadaşlar maydanoz da ilave edeceğim.
Fakat arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi ben maydanozları sapları ile birlikte kullanıyorum ve hepinize de bu şekilde kullanmasını tavsiye ederim. Çünkü maydanoz sapları kalsiyum açısından çok zengin kaynaklardan bir tanesi. Bu da demek oluyor ki kaslarınızı güçlendirecek, kemiklerinizi güçlendirecek, bağışıklık sisteminizi çok güzel bir şekilde arkadaşlar çalışmasını sağlarken aynı zamanda kalp damar sisteminizin de gerçekten çok daha verimli, çok daha etkili bir şekilde çalışmasını kolaylaştıracak. Burada tabii ki de birinci kalsiyum kaynağı olarak ben kullanmayacağım maydanoz saplarını, ama vegan arkadaşlarım için çok güzel bir kaynak olduğunu söyleyebilirim. Bu şekilde arkadaşlar, sizler de yapmış olduğunuz salatalarda, yapmış olduğunuz tariflerde maydanozlu sapları ile kullanmaya özen gösterin. Özellikle gelişme çağındaki çocuklar için bu çok büyük bir önem kazanacak. Ayrıca tabii ki de 40 yaş ve üzeri menopoz dönemindeki bayanlar için çok daha önemli olacak. Osteoporoz riskiyle karşılaşmamak için arkadaşlar. Şimdi benim bu arada yumurtam güzel bir şekilde haşlandı. Ben burada arkadaşlar yumurtayı bayağı katı sert olacak şekilde haşladım. Çünkü bu şekilde haşlandığı zaman yumurta sizlere daha çok tokluk hissi verecektir. Şöyle hızlı bir şekilde yumurtamızı soyalım. Sizler arkadaşlar bunu ne zaman tüketebilirsiniz, ondan da bahsetmek istiyorum. Ben bunu kahvaltı olarak tüketiyorum ve gerçekten gün boyunca kendimi o kadar uzun süre tok hissediyorum ki herhangi bir şey başka yeme isteği dahi gelmiyor. Sizlere de yine sabah kahvaltısı olarak kullanmanızı tavsiye ederim. Yapmış olduğunuz şey çok basit. Bununla birlikte yanında yeşil çay ile kendinizi ödüllendirebilirsiniz. Gerçekten çok kısa bir sürede vücudunuzu baştan yaratmış gibi hem sağlığı getiriyor, bağışıklık sisteminizi güçlendiriyor, hem de arkadaşlar iştahınızı kontrol altına aldığı için sizlere gerçekten çok güzel bir diyet yardımcısı olacak. Ben şöyle hemen soymuş olduğum yumurtamı dörde bölüyorum ve şimdi bunu hem zenginleştirelim hem görsel olarak süsleyelim. Öncelikle bir ortamda zencefil ve zerdeçal varsa mutlaka karabiber olması gerekiyor. O yüzden üzerine karabiberi ilave ettik. Şimdi zencefil ve zerdeçalı şöyle karıştırarak üzerine her yerine eşit gelecek şekilde dağıtmaya çalışıyorum. Çünkü bu aroma gerçekten benim çok hoşuma gidiyor ve vücudum için aşırı faydaları var. Tabii ki de üzerine doğramış olduğumuz bol maydanozu da arkadaşlar serpiyoruz. Bu sizlerin evde pratik bir şekilde hazırlayacağı kahvaltılık, gerçekten iştahınızı çok güzel bir şekilde kapatıp hücrelerinizin yenilenmesini sağlayacak. Sizlere gençlik verirken çok da hızlı bir şekilde kilo vermenizi destekleyecek. Hazır bayrama bu kadar az kalmışken mutlaka denemenizi tavsiye ettiğim çok pratik, çok etkili ve de tadını doyumu olmayan tariflerden bir tanesi oluyor arkadaşlar. Bu bayramda sizin karın kaslarınız konuşulsun istiyorsanız mutlaka bu tarifi deneyin. Benim tarifim sizler için bugünlük bu kadardı. Umuyorum bu tarifimi beğenir. Tüm sevdiklerinizle paylaşırken aşağıya bırakmış olduğum Instagram adresinden bana ulaşmayı ihmal etmeyin. Ve bu güzel tarifleri deniyorsanız almış olduğunuz sonuçları merak ediyorum. Yine aşağıya yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Henüz daha yeni kanalım ile karşılaştıysanız kanalıma abone olup bildirim çanlarını aktif hale getirebilirsiniz. Bundan sonra paylaşacağım en güzel güzellik sırlarından sağlıklı zayıflama ve cilt güzelliğinden sizler haberdar olabilirsiniz.